Yok mu? Yok, bulamadık. Ne söylüyor görevler? Yok diyorlar, bir koltuk numaralı 1 milyon. Şimdi ne yapacaksınız? Bekleyeceğiz. Bütün gişelere baktık. Tamam, bir tane bilet yok yani. Şu anda yazıyor numaralı türbün. Çok emin ol. 500 bin alıyor herkes en fazla yani. Ya ben ta Bursa'dan geldim maça. Herhalde gireceğim yani. Sayın seyirciler, maçın başlamasına yaklaşık 2 saat kadar bir zaman var. İçerisi tıklım tıklım dolu. Dışarısı da bir o kadar kalabalık. Evet. Kaç saattir buradasınız? Vallahi yaklaşık 1,5-2 saattir buradayız. Çok berbat bir sıra. Yani İnönü'nde bu olayı yaşamıyoruz. Bir de türbünden ayırmışlar. Bir haksızlık oluyor bence. Ama ne olursa olsun bu maçı alacağız. Kesinlikle alacağız. Hiç şansları yok yani. Yani Beşiktaş hiçbir zaman Manchester United değildir. Bunu bilsin Galatasaraylılar. 2-0 abi, 2-0. Bunu başka yol yok. Maçı aldı. Şu anda Galatasaraylı olduğunuzu öğrendim. Galatasaray. Beşiktaş kuyruğundasınız. Fark etmez. Beşiktaş'ın kardeşimiz de. Mesaj. Çavuşoğlu'ndan sonra Fenerbahçe için öyle şeyler burada pek değerli Beşiktaşlı, Galatasaraylı kavga etmemizi gerektirmiyor. Çavuşoğlu'na mesaj. Beşiktaş'ta Galatasaray'da yani bir mana kardeşlik. Spor çünkü bu. İnşallah Galatasaray kazanacak. Eksikler çok. Çok ama biz yine en iyisiyiz. Sizin? Efendim? Maçla ilgili görüşünüz. İnşallah Galatasaray kazanacak. Beşiktaş kazanacak. Oktay, hazırlıklar tamam. Efendim abi? Her şey tamam herhalde. Tamam her şey. Gol var mı yine? He? İnşallah yani galip gelelim de kim atarsa atsın. Önemli olan galip geldi. Sevgili seyirciler, Türkiye Ligi'nin ilk önemli derbisinde az sonra Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Akın, deplasmana hoş geldiniz. Çünkü Ali Sami Yatsan'ın tribünleri 4'te 3'ü Galatasaray taraftarı dolu. Valla Serhat, ben de bu konuyu zaten söyleyecektim. Daha önce dışarıda taraftarlarla görüşme yaptım. Kendileri son derece sistemkarlar. Gerek yöneticilere, Beşiktaş yöneticilere, gerekse buradaki görevlilere sistemkarlar. Bir haksızlık olduğunu ve kendilerinin dışarıya atıldığını iddia edenler var. Bu duruma çok üzüldüm. İsterdim ki bu derbi maçında Beşiktaş taraftarların da gönlü olsun. Fakat yarısından fazla dışarıda şu anda. Evet. Fakat bu iş fazlalıkla olmuyor Serhat'cığım. Helsinki'de de biliyorsun Finlandiya'da çok Helsinki'li vardı. Ancak Beşiktaş malı götürdü biliyorsun. Önce türbünle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsun Galatasaray yönetimi sezon başında kombine bilet satışını piyasaya çıkardı. Biletlerin çoğu tükendi, numaralı türbün tamamen. Açık türbün, kapalı türbünle bayağı satış oldu. Bu nedenle Galatasaray'ın türbünde hakim olması doğal. Maç içinde bana göre Tugay yok, Bülent yok, Suat yok, Uğur yok. Bunlar hiç önemli değil. Galatasaray'ın çok geniş kadrosu var. Galatasaray bugün sahadan 3 puan ayrılan taraf olacak diyorum. Beşiktaş taraftarların tribündeki koltukları kırıp attığını, skorbotu, kablosunu koparttığını biliyor musunuz? Hayır, ilk defa duydum. Evet, maalesef bunlar oldu çünkü onlar tribündeki dizayndan memnun olmadıkları için. Şimdi bu tür hareketler hiç görülmemesi gereken hareketler. Nasıl ki UEFA maçlarına biz itirayla bakıyoruz. Beğenince detaylarına göre gözden geçiriyoruz. Bizim kendi içeride oynadığımız maçlar için niye bakmayalım? Onu herkesin kendine sorması gerekir. Çünkü bu artık hepimizin bir değeri. Biz bunları korumak zorundayız. Sayın Toysal merhaba. Maçla ilgili görüşünüz olabilir mi efendim? Ben Beşiktaşlı, Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Türbünde Galatasaray seyirciler hakim, sahada. Olabilir. Yani hakim olan çoğunluğa göre hareket etmek pek düsturumuz değil. Efendim ben de Galatasaray sempatizanıyım. Tabii gönlüm Galatasaray'ın maçı alması. Bugün daha çok iki ihtimal üzerinde duruyorum. Ya Galatasaray alacak veya berabere. Üçüncü ihtimali düşünmüyorum. Kaptan, çok az bir süre kaldı. Nasıl takım? Takımın havası çok iyi. Tek hedefimiz galibiyet. Galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mehmet, hazır her şey. Her şeyi kazanmak için her şeyi yapacağız sahada. Alpay, hazırsın. Kazanmak için söz verdik, kazanacağız kesin yani. Hep oynuyordun, şimdi yedeksin. Daha büyük bir şey var. Sonra yorum yapmayacak mısın? Ben benim. Problem mi var, sakatlık? Yok. Oynatmıyor, hocan oynatmıyor. Şaşırdın mı peki? Çok şaşırdın mı? İstanbul Ali Sami Yatsı'nın da dev karşılaşma başlıyor. Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya. Karşılaşmaya Galatasaray başlıyor. Daha sonra Beşiktaş hata. Mehmet bu müsait pozisyondan yararlanamıyor. Topla buluşan Yusuf. Ara pası Arif. Şener topu önlüyor.
Beşiktaş hata. Kaptanı sahanın ortası. Siverison'un kafa vuruşu top kalecisi Tavşe'de. Karşılaşma yüksek bir tempoda geçiyor. Galatasaray yatağı. Hakan müsait pozisyonda vuruşunda top kaleci Şener'de kalıyor. Daha sonra Alpay tehlikeyi önlüyor. Yine Galatasaray yatağı. Hamza vuruyor, top kaleci Şener'de kalıyor. Bir Beşiktaş hatağından sonra Galatasaray kontra hata geçiyor. Kuzmanovski. Sağda topla Arif'i buluşturuyor. Arif'in ortası. Tekrar Kuzmanovski. Bu pozisyondan yararlanamıyor Makedon futbolcu. Beşiktaş hata. Mehmet'in ortası. Stavşe yükseliyor, topu uzaklaştırıyor. Daha sonra Lopez'a tehlikeyi önlüyor. Beşiktaş bu dakikalarla daha atak. Sergen. Mert'i geçmeye çalışıyor. Daha sonra top kaleci Stavşe'de kalıyor. Lopez'a. Safek. Arif. Tekrar Safek topağlarda. Ancak hakem Bülent Yavuz bunu geçerli saymıyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Topla buluşan Safek. Topu önüne alıyor. Daha sonra Arif. Tekrar Safek topağlarda. Ancak gol geçersiz. Ve ilk yarı 0-0 sona eriyor. Sahadaki mücadele çok müthiş bir mücadele. Fakat genelde orta sahada geçen bir mücadele tipi. İki takım antrenörü de sanki anlaşmış gibi aynı taktikle oynuyor. O kadar polis bekçi var ki sahada. Yani kimi baksak herkes birbirinin peşinden koşuyor. Yani kalecilerin dışında herkes birbirini markaj ediyor. Ben beraberlik vaat eden bir maçın yine öyle devam edeceğini düşünüyorum. Arada bir sürpriz olursa her iki takım açısından da birinden biri yakalayabilir diye düşünüyorum. Ama maçın şu anki görüntüsü beraberlik vaat ediyor. Öyle de bitmeye büyük namzet bir maç. Hocam takım Trabzon'da, siz buradasınız. Hayırdır diyelim. Yani bizim iki hafta sonra biliyorsunuz Galatasaray'la bir derbi maçımız var. Ben de Galatasaray takımının son durumunu görmek için Beşiktaş'ta yaptığı derbi maçını izlemek istedim. O yüzden ben İstanbul'da kaldım. Galatasaray maçını seyrediyorum. İnşallah ikinci yarı ilk yarıdan daha iyi bir maç olur. İlk yarıdaki futbolu beğendiniz mi? Hayır. Peki Galatasaray'ın bir golü vardı. Ofsayt gereksizse vermedi. Net bir şekilde görebildiniz mi? Hakem daha yakındı. Herhalde o daha iyi görmüştü. Ve ikinci yarı başlıyor. Beşiktaş hata. Solda Mutlu. Ortası. Pozisyon devam ediyor. Rıza'nın vuruşunu top kaleci Stavcı'dan geri geliyor. Yine Beşiktaş hata. Mutlu'nun ortası. Kafayı son dokunan Sergen ve Beşiktaş Galatasaray karşısında 1-0 önde. Gol Sergen dakika 49. Golü tekrar izledik. Daha sonra Galatasaray hata. Kubilay. Topa en son vuran Lopez ara topağlarda. Şimdi skora denge geliyor. Beşiktaş 1, Galatasaray 1. Lopez ara'nın mükemmel vuruşu tekrar ekranlarınıza geliyor. Kaleci Şener çaresiz ve Galatasaray futbolcular sevinç içinde. Yine Galatasaray hata. Kubilay ceza sahası içinde yere iniyor. Karar penaltı. Beşiktaşlı futbolcular itiraz ediyorlar hakem Bülent Yavuz'a. İtirazlar devam ediyor. Fakat Bülent Yavuz'un kararı penaltı. Topun başında Lopez'a kendisinin ve Galatasaray'ın ikinci golünü Beşiktaş alanına yolluyor. Ve Galatasaray şimdi Beşiktaş karşısında 2-1 önde. Beşiktaş'ın beraberlik arayışları Rıza'nın vuruşu topluktan dışarı çıkıyor. Artık karşılaşmada son dakika. Arif, Kubilay bakıyor, Safet'e topu bırakıyor. Safet de mükemmel vuruyor kafayı top ağlarda. Galatasaray Beşiktaş karşısında golcü Safet'in golüyle 3-1 önde. Galatasaraylı futbolcular sevinç içinde. 1-0 mağlubiyetten 3-1 öne geçiyor sarı kırmızılar. Beşiktaş hata. Stavcı bu pozisyonu önlüyor. Ve karşılaşmanın skoru Galatasaray 3, Beşiktaş 1. Maç için. Hocanın yönetimi nasıldı? Kaptanı çok güzel. Kaptan, hakem kötü bir maç yönetiyor. Ya bu hakim her zaman bizim maça veriyorlar. Vermeyin diyoruz, yine veriyorlar ya. Ben anlamıyorum abi. Kasıtlı mı yapıyorlar? Kasıtlı yapıyorlar. Her maça bizim maça bunu veriyorlar.
geldiğimiz için. Yani Beşiktaş gibi bir takımı yendik. Liderliğe devam ettik. Yolumuz daha uzun. Mutluyuz. Wir haben ein unnötiges Tor kassiert zu Beginn der zweiten Halbzeit. İkinci yarının başlarında çok saçma bir gol yedik. Danach hatten wir sogar etwas Glück, dass wir nicht das zweite kassiert haben. Ondan sonra da çok şanslıydık. İkinci golü yiyebilirdik. Danach haben wir das Spiel vor allen Dingen kämpferisch umgebogen. 1-0'dan sonra mücadele açısından maçı lehimize çevirdik. Sind natürlich auf volles Risiko gegangen. Çok rizikoya girdik. Wir hatten wieder vier Stürmer auf dem Platz. 4 tane forvet elemanıyla sahada mücadele ettik. Und es ist immer wichtig, dass man in solchen Situationen noch Möglichkeiten hat, noch offensiver zu spielen. İşte bu çok önemli. Böyle imkanlarınız olup daha çok ofensif olması çok önemli. Das haben wir in der Vergangenheit immer gemacht mit der Einwechslung von Arif und heute war es Kubilay. Biz bunu daha önceden de denemiştik. Arif'le yapmıştık. Arif oyuna girip maçı almıştık. Bugün de Kubilay gibi bir oyuncumuzla yaptık. Und ich glaube im Endeffekt ist der Sieg auch verdient. Ve bu galibiyet de hakkımızdı. Peki maçın hakemi için neler söyleyecek? Was sagen Sie über Schiedsrichter? Ich habe gesagt, er war kein Heimschiedsrichter. Ben demin de söylediğim gibi ev sahibi hakemi değildi. Beraber izledik. Çok zor maçtı. İyi mücadele oldu. İki takım da çok büyük mücadele, büyük efor sarf ettiler. Biz daha şanslıydık. Biz kazandık. Onun için de mutluyuz. İlk golü onlar buldu ama. Yani biz direndik, çalıştık. 3 tane gol attık. Mutluyuz yani. Bir sıfırdan sonra tempoyu arttırdık. Beşiktaş buna dayanamadı. Ve 3 güzel golle tempomuzu yükselterek maçı almayı bildik. Çok önemli bir engeli aşmış olduk. Dolayısıyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazandığımızda çok mutluyum yani. 1-0'dan hiçbiri bulmak gerçekten Galatasaray'ın yani yalnızca Galatasaray'ın yapabileceği bir iş herhalde. Güzel bir sürpriz bizim için. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Biz Galatasaray'a 3-1 yenilmedik. Biz hakeme 3-1 yenildik. Ben o penaltının nasıl penaltı olduğunu hala anlamadım. Mücadelede bir şey var mı yok futbolda onu da bilmiyorum. Artık yani bu hakemi özellikle mi veriyorlar bize yoksa Beşiktaş'ın şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor mu federasyon onu anlamıyorum ben. Buradan da kendilerine çok teşekkür ederim yani ben bunu söyleyeyim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Sanıyorum çok tartışılacak bu kimi penaltı diyecek, kimi değil diyecek. Çok tartışılacak.